2020'nin bu son gününde yani inşallah 2021 ülkemize ve dünyaya geçtiğimiz yıla göre çok daha sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu bir yıl olur. Onları getirir. Ülkemiz açısından, insanlar yani milletimiz açısından, özellikle gençler ve çocuklar, kadınlar açısından geçtiğimiz yıla göre, geçtiğimiz yıllara göre çok daha mutlu olduğumuz, onlar adına endişelenmediğimiz bir yıl olur diye ümit ediyorum. Dış politikada inşallah kavganın, gürültünün yerini barış alır, huzur alır. Çünkü bizim coğrafyamız ekonomik coğrafya diye tanımladığımız bir coğrafya, İyi Parti olarak. Komşularıyla iyi geçinen, komşularıyla kavga etmek yerine ticaret yapabilen, gelirini, vatandaşının gelirini arttıran bir dış politikaya 2021'de sahip oluruz diye dua ediyorum. Evet. Tam Cumhurbaşkanı bugünkü yılbaşı mesajında da özellikle ekonomi mesajları ön plandaydı. Siz de az önce özellikle ekonomiye dair sözler duydunuz. Evet. 2020'de ekonomide bizim bazı adımlarla ayakta tuttuğunu ve 2021 içinde yine reformlardan bahsetti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Sayın Erdoğan'ın ağzından reform çıktığında kendisine parmak sallanıyor, cıs deniliyor. Dolayısıyla reform konusunu gerek ekonomide gerek hukuk alanında reforma elbette ihtiyaç var. Türkiye'de bir reform yapılmaya ihtiyaç var ama bu yapılabilir mi? Böyle bir ümidimiz yoktur. Çünkü partili cumhurbaşkanlığı sistemi maalesef bütün sistemi kilitledi. Tek bir kişinin iki dudağı arasında her türlü kararın verildiği bir süreç bu. Milletin sesinin meclise yansımadığı, milletvekillerinin hiçbir kıymeti harbiyesinin kalmadığı, seçilmişin seçene karşı görevlerini yerine getiremediği, atanmışların seçilmişleri tahkir ettiği, tehdit ettiği bir sistemde yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün bu ekonomide ve hukukun üstünlüğü adalet anlamında reform ya da bir iyileştirme söz konusu olacaksa Sayın Erdoğan'a tavsiyem hemen en hızlı bir biçimde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem için tarafları bir araya toplayıp bizim önerdiğimiz o memleket masasını toplamasıdır. Milletimizin nefes alabilmesi için bu behemehal çok hızlı bir şekilde parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme, iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapılmasını sağlanmasıdır. Ha buradan ümidin var mı diye sorarsanız ümidim yoktur. Onun için de inşallah biz İYİ Parti olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Ve ilk seçimde bu sisteme dair vatandaşımız görüyoruz işte tepkisini ortaya koyacak ve sandıkta arkadaşlar bu sisteme geçmiş olmanın, partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş olmanın bedelini, cevabını milletimize alacaklar. Bedelini de sandıkta ödeyecekler diye düşünüyorum ve ben buna inanıyorum. Yani bağlantılı olarak özgürlükler de tartışma konusu. Dün yine Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı bir konuşmada, sanatçılar için yaptığı konuşmada tartışılıyor. Siyasi polemiklerden uzak sanatçıları tasvir etti. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi ben Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak isterim. Efendiler, her şey olabilirsiniz. Milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Her şey olabilirsiniz ama bir tek şey olamazsınız. Sanatçı olamazsınız. İçinizde yoksa, özgür değilseniz, orijinal değilseniz sanatçı olamazsınız. Onun için Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü hatırlatmakla yetineyim. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi hepimizin boynumuzda İstanbul kadın politikalarından sorumlu
İl Başkan Yardımcımızın ve arkadaşlarımızın organizasyonuyla bugün bu siyah tülbentleri dağıttık ve benim boynumda da mevcut. Bu bir yılda öldürülen, katledilen kadınlarımızı sembolize ediyor. İki, bir günde birini oğlu, birini bir kadını oğlu, bir kadını kocası, bir kadını iddiaya göre arkadaşı ve en vahşi bir biçimde katlettiler. Bir günde üç kadınımızı, biri anne, biri eş, biri de arkadaş. Şimdi ben özellikle akademisyen arkadaşımızı da andığım bir tweet mesajından sonra bilerek sustum. Bakalım ne olacak diye. Ama bol bol konuştu adamlar. Eylem sıfır. Konuştular, bağırdılar. Ortada hiçbir şey yok. Buradan sizler aracılığıyla kadınlarımıza sesleniyorum. Bu adamlardan bir şey çıkacağı yok. Laf çok, icraat yok. Dolayısıyla birbirimize biz kadınlar sarılmak zorundayız. Benim hayalimdeki Türkiye'de bir kadına elini uzatan o alçağın elinin kırıldığı bir Türkiye var. Bir kadına uzanan ellerin kırıldığı bir Türkiye'yi biz birbirimize ellerimizi tutarak, birbirimize sarılarak kadınlar başarmak zorundayız. Eğer erkeklerden bu bol bol konuşup icraat yapmayan adamlardan beklersek pek çok kadın öldürülmeye, şiddet görmeye devam eder. Onun için gördüm ki ancak söz vardı. İşte İstanbul Sözleşmesi üzerinden müthiş bir kavga başlatılmıştı. Bugün burada sizlerin huzurunda, sizlerin aracılığıyla İstanbul Sözleşmesi üzerinden kavgayı bir kenara koyup İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulamaya derhal konulmasını talep ediyorum. Ve katledilen bütün kadınlarımıza huzurunuzda gerçekten rahmet diliyorum, ama onun ötesinde onların manevi huzurunda her birinden hiç parmağını kıpırdatmayan bu adamlar adına özür diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Genel Başkanım, hanımefendi. Başkanım, resim çekebilirim sizi lütfen. Çok seviyorum sizi. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Başkanım çekiyorum. Füsun Hanım, Genel Başkanım buradayız. İndir Hanım, siz de buyurun. İndir Hanım. Buradayız. Erkek kutusu için. Efendim buradayız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Selam olsun. 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 Selam olsun.
Hanımların arasında şey olmuyor.